Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köyüme geldim. Hayvanlarımı otlatmaya geldim arkadaşlar. Şöyle. Gerçekten ilkbaharın gelişiyle cennet gibi bir yer olmuş. Şu karşıdaki de meydan dağı. Şöyle gördüğünüz gibi köpeklerimiz de sürüde. Uyku. Daha önceki videolarımda söylediğim gibi Aksaray'dan buraya uzanan bir hikayesi var Şaho'nun. Şaho Nevzat Tunçberen'in Tango'nun yavrusu. Bu da benim, yani arkadaşlar biraz belki fazla iddialı olacak ama bugüne kadar bunun babası gördüğüm bunca yaşıma kadar en cesur hayvandı. Kont'un oğlu. Boyka. Şöyle gördüğünüz gibi bu da babası gibi hem yüksek hem çok sallı. Sadece fazla kalın değil babası gibi. Babası çok aşırı kalındı. Bu da aynı birebir babasının özelliklerini taşıyor. Ama tabi babasının çok daha farklı bir yeri var benim için. Çünkü biz onunla sayısız, yani ölümler, badireler atlattık. O yüzden benim için ayrı bir anlamı var. Zaten mezarı da bizim evin yanında mezar kazdık onu. 14 yaşında uyutmak zorunda kaldık. Ayağı kırılmıştı. Diz kapağı toz olduğu için mecbur kalıp uyutmak zorunda kaldık arkadaşlar. Mükemmel bir sürü köpeği. Bunun ayrıca bir hikayesi var arkadaşlar. Ben bunu aldığımda daha 15 günlüktü. Gözleri açılmamıştı. Biberonla filan da bakamadık yani bunu. Şırıngayla, mamayla zorla yedirerek bugüne getirdik. Şöyle. Zaten babası gibi çok kalın. Birebir de babasının özelliklerini taşıyor. Tango soyu gerçekten çok karakterli bir soy. Yani köpek mesela ben ilk getirdiğimde tabi biraz ön yargılarım vardı ama hepsini yıktı benim için. Hem yabaniye hem de sürüye dört dörtlük, yani bu fizikte, bu kalınlıkta olmasına rağmen bir de çok da seri, atletik de bir hayvan. Yani çok yavaş da bir hayvan değil. Şahu. Sadece tek kötü yanı doyuramıyoruz arkadaşlar. Çok aşırı bir yemesi var. Yani hayvan çok gövdeli olduğu için çok aşırı bir yemesi var. Şöyle Boyka'yı da çekeyim. Zaten ikisi mükemmel bir takımlar. Şöyle koyunlarımız da otluyor. Baharın gelişiyle çok zaten zorlu bir kıştan çıktılar. Kışın bayağı uzun sürdü burada. Yani hayvanlar da bayağı zorlandı yani bu kış şartlarında. Ama baharın gelişiyle tabii ki onlar da rahatladı. Lesi, gel. Burada da dişi köpeğimiz var. Lesi gel. Lesi de mükemmel bir çoban köpeği arkadaşlar. Yani bir saniye sürüden asla ayrılmaz. Bir de alan taraması çok iyi. Çok uyanık bir hayvan. Şöyle gördüğünüz gibi burası da bizim köyümüz. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Karşıdaki de meydan dağı. Yani bundan bir 15-20 gün sonra bu dağın arkasına gideceğiz yaylaya. Yaylamız da bu dağın arkasında.
arkadaşlar çok sincap da delileri. Sincapları çok kovalıyorlar. Boykan'ın da arka ayağına domuz vurdu geçen sene. Liflerini koparttı. Veterinere götürüp ameliyat ettirdik. Ama tabii eski fonksiyonuna hala kavuşamadı. Yani kas kaybı var herhalde. Kabaca yani böyle koşarken falan engel olmuyor ama böyle bazen ayağı ağrıyor yani hayvanın belli. Çok aşırı kalın gördüğünüz gibi. O da yani bu bahar oldu biraz zayıfladı, yoksa da çok daha aşırı kalın bir köpek. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyoruz.